Müslümanlıkta dengiz zaten. Müslümanlıkta dengiz. Kafa denkliğini arıyorum. Ben işime gücüme çalışıp çocuklarımı büyütüp müstakil bir hayat yaşamak istiyorum. Benim eş adayım da böyle düşünmeli ki parazit çıkmasın. Benim eş adayım da, çocuğumuz olmasın. Biz öğretmen olalım. Emekliliğe yakın üç tane çocuğumuz olur düşünüyor. Ama bununla yaşanmaz ki bir arada. Onunki doğru veya yanlış önemli değil. Temel evlilik deyince akla çocuk gelir. Geçim gelir. Sıla-i rahim gelir. Anaya babaya hizmet gelir. Bunlar da anlaşabilmeliyim. Cinsellik gelir. Temel hayata ait konularda. Müslümanlıkta konuşmaya gerek yok. Zaten gavurla ben evlenmiyorum. Ama Müslümanlığımın altında kalan insani ihtiyaçlarımda öyle. Mesela tipik bir örnek vereyim. Urfalı biriyle Trabzonlu biri yaşayabilirler. Kanun çıkarsa yaşarlar tabii. Boşanan 10 yıla hapise girecek dersen yaşarlar. Kardeşim biri biber deyince kendini cennette zannediyor. Öbürü de kara deyince cennete hatırlıyor. Bunların ortası olmayabilir. Ha üniversitede birbirlerini çok takdir etmişlerdi. Ben onları evliliğin ikinci senesinde tanımak istiyorum. Kültür farkı bir problem kardeşlerim. İsot Deyince aklına ne geliyor? Var mı burada Urfalı? Gerçek Urfalı yok mu? Yanlış mı söylüyorum? İzot, ne demek İzot? Ya. Fransızlar gelince Urfa'ya ne demiştiniz Urfalılar? İzot tarlalarına da girecekler mi demiş? Ömür tarafında kara anası var. Ama İstanbul'da büyümüşsün. Ne biberi ben biber sofrada yok diyorsun. Öbürü de İstanbul'da büyümüş, Karalahana diye bir şey tanımıyor, kültür erimiş. Buna bir şey demiyorum. Kültür erimiş. Ama erimemiş kültür canlı duruyor. Demirle pamuğu yan yana koyuyorsun gibi olacak bu. Kim demir, kim pamuk bilmiyorum. Dolayısıyla denklik dediğim şey Müslümanlık değil. Müslümanlıkta dengiz. Elhamdülillah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah Hepimizi bir tarağın dişleri gibi yaptı. Ama problem kültürde, problem cinsel beklentilerimizde, problem insani ihtiyaçlarımızda. Mesela çok örnek vereyim, canlı bir örnek. Tek erkek çocuğum ben. Benim dört tane de kız kardeşim var. Bir de ölmüş kız kardeşim var. Kız kardeşim var. Ve büyüğüm ben. Ailenin tek erkek ve büyük çocuğuyum. Benimle evlenecek birisinin annem ve babamın hizmetiyle yükümlü olduğum, dolayısıyla ben evlensem de hayatımın bir bölümünün insanlara Allah'tan korkun, ananıza babanıza itaat edin diyen birisi olarak anne ve baba hizmetinde geçeceğini bilmesi lazım. Kadının da dinen borcu değil benim anama babama hizmet etmek. Evinde oturur. Ben ona hizmet ettiremeyeceğim için dine kendim gidip hizmet edeceğim. Dolayısıyla ben evimde, hayatımın bir bölümünde olmamam gerekiyor. Bir kadın benimle evlenmek zorunda değil. Evlenirse de bunu kabul etmek zorunda. Denklik dediğimiz bu. Benim de anam var, babam var. Bu önemli bir sorun değil. Diyorsa evlenilmeli. Ben senin ananla babanla uğraşamam. Deme hakkına sahip Allah katında. Hem onu demeyecek, hem de sen niye hep annenle uğraşıyorsun beni yalnız bırak gözün diyecek bu hayat sürmez. Dengemi bulmadım ben. Denk derken yani parmak ölçülerimiz aynı olacak bunu kastetmiyorum.